hepimizin birbirine ihtiyacı olduğu, özellikle gıda kaynaklarının azaldığı bir dönemde böyle bir fuarın olması çok anlamlı ve böyle bir etkinliğin, bu kadar yoğun bir etkinliğin yapılması da çok anlamlı tabii ki. Biliyorsunuz gıda kaynaklarıyla birlikte iklim krizinin etkilerinin çok yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle gıdanın kaynağı toprak sıkıntılı bir durumda şu anda. Maalesef biz bunu çok fazla inciterek, tahrip ederek kullandık ve şu anda bunun bize verdiği zararların etkilerini yaşıyoruz. O açıdan bizim konumuz, bugünkü konumuz, toprağı nasıl iyileştiririz, gıdanın sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabiliriz? Biz Türkiye genelinde Diyarbakır'dan başlayan Adana, Muğla, Kocaeli, bütün Türkiye'nin her yerinde uyguladığımız, gönüllülerle birlikte ve profesör hocalarımızla birlikte yürüttüğümüz bir kompost projemizi anlattık. Bunu bütün belediyelerle yürütüyoruz, gönüllülerle yürütüyoruz. Aslında toprakta tarım atıklarının, pazarlardaki gıda atıklarının toplanarak toprakta nasıl bir düzenleyici olduğunu, bu düzenleyicinin toprağa ne fayda sağlandığını, daha önemlisi bu yapmış olduğumuz işin geleceğimiz için en önemli kaynaklardan biri olan suyun nasıl korunmasına destek vereceğini konuştuk bugün. Çünkü tarımda kullanılan %75 olanındaki su, Türkiye su kaynaklarının %75'ini tarımda kullanıyor ve bizim yapmış olduğumuz onarıcı tarım, rejeneratif tarım aslında bu kaynağın daha da az kullanılmasını sağlayan bir sistem. Bugün World Food Fuarında bu fuar etkinliğinin içerisinde biz bu konuyu birlikte profesyonellerle konuştuk ve ilgili olan insanlara doğru mesajları verdiğimize inanıyoruz. Teşekkür ediyorum bu şey için, bu destek için ve bu konuyu gündeme getirdiğiniz için.